Hepinize merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte sürüngenlerde olmazsa olmaz kalsiyumun önemi ve kullanmazsanız başınıza gelebileceklerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar, iki tip kalsiyum var sürüngenlerde kullanılan. Biri düz normal kalsiyum şu anda gördüğünüz gibi. Diğeri de D3'lü kalsiyum. Bunların farkı şu arkadaşlar, düz kalsiyumu sürekli önlerinde bulundurabiliyorsunuz ama D3'lüyü 3-4 günde bir vermeniz gerekiyor. Çünkü D3'ün fazlası sürüngenlere zararlı arkadaşlar. O yüzden onu siz kontrollü bir şekilde veriyorsunuz. Ama D3'süz kalsiyum sürekli görmüş olduğunuz gibi kapta duruyor. Kendi ihtiyacı oldukça zaten kendi gidip yiyor arkadaşlar. D3'lü kalsiyumu da şöyle ben bir kaba döktüm. Genelde bunları arkadaşlar yemleri buna bulayıp veriyoruz. Hani size bir demonstrasyon tarzı bir şey yapayım şimdi. Yemeyebilir. Video varken de çok zor olacak ama. Şurada bakalım. Böcek möcek vardı ya. Arkadaşlar moruyor kurdumuzu iyice buna daldırıyoruz. Bazı arkadaşlar ıslatıyor ama ben ıslatmıyorum. Bakalım yiyecek mi? D3'ün kokusunu pek sevmiyorlar genelde. Hemen kısa bir deneyeceğim sizi de çok sıkmamak adına. Herhalde deriye girecek. Pek iştahımız yok bu aralar. Evet, yemedi. Ama siz bu işlemi yapmazsanız arkadaşlar düzenli aralıklarla, yani D3'lü kalsiyumunuzu, normal kalsiyumunuzu eksik ederseniz başınıza şunlar gelebilir. MBD diye bir hastalık var arkadaşlar. Kemikler böyle oyun hamuru gibi yumuşuyor. Yani tutamıyorsunuz hayvanınızı, böyle sanki deri gibi oynuyor kemikler böyle yerli yerinden. Ve bunun telafisi çok zor arkadaşlar. Zaten bu hayvanlar hani biraz nazlı yemek yiyor. Hemen en ufak bir şey de yemekten kesiliyor. Yapabilecekleriniz çok az oluyor. Hani böyle zorla force feeding tarzı besleyerek falan filan düzeltebilirsiniz. Kalsiyumu sonuçta ağızdan almaları gerekiyor. Yani öyle damardan falan verebileceğiniz tablet benzeri şeyler yok yani köpeklerdeki gibi. Yani o yüzden olmadan önce önlem alın derim her zaman. Her canlı için aynı şeyi söylerim. Bir şeyler olduktan sonra düzeltmesi çünkü çok zordur. Olmadan önce önleminizi alın ama siz. Söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp da kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, atladı. Thank you.